bak arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. ...83 milyon adına söz kursun, cümle etsin. Hicranımızı memleket vahdetine, memleket millet birliğine, tesanüdüne vesile etsin diye Sayın Cumhurbaşkanı'ndan açıklama bekledik. Saldırıya uğradığımız ve acı haberlerin ardı ardına geldiği dakikalar içerisinde siyaset konuşmayı kendimize yakıştıramadığımız gibi bu hüznün içerisinde hiç aklımıza bile getirmedik. Şehitler haberlerinin ekranlara düşmeye başladığı andan itibaren devletin bu işe nezaret etmesi gereken hüznüne Cumhurbaşkanlığı makamı mihmandarlık etsin diye bekledik. Cumhurbaşkanlığı makamından duyulacak sesin, sözün her türlü siyasi ayrılığımıza, gayrılığımıza rağmen 83 milyonu ordumuzun arkasında bir ve beraber edebilme kabiliyetiyle görünmesini, devlet millet beraberliğinin askerlerimizin arkasındaki en büyük kuvvet olmasını, bu duyguyla ordumuzun orada mukavemetinin artmasına vesile edecek bir sükunetle bekledik. Lakin bugün Cumhurbaşkanlığımızın hüznümüze iyi gelir diye beklediğimiz vakur konuşması yerine konut satışından bira şişelerine, turist sayısından araba satışına kadar mesuliyetsiz, hissiz bir konuşmasına şahit olduk. Konuşmanın bu çerçevede yapılabilmiş olması bizi bugün Cumhurbaşkanlığı makamının sözünün arkasına biz de öyle düşünüyoruz diye beklentimizle, sükutumuzla, hüznümüzle beklerken bu açıklamaya, mukabil açıklamaya mecbur bıraktı. 35 şehidimiz vardı, bugün bir şehidimiz daha haberi geldi. 36 şehidimiz var, 83 milyon yaralıyız. Başımıza baş seçtiğimiz birinin bizimle siyasi başarılarının mutluluğunu paylaşmamasını anlayabiliriz. Başımıza baş seçtiğimiz birinin bizimle siyasi başarılarından doğan kuvvetin, kudretin ihtişamını paylaşmamasını anlayabiliriz. Ama başımıza baş seçtiğimiz birinin hüznümüzü paylaşmamasını anlayamayız. Cumhurbaşkanlığı makamının hissizliğini anlayamayız. Cumhurbaşkanlığı makamının diline vurmuş bu nobranlığı kabullenemeyiz. Başımıza baş seçtiğimiz birinin her türlü cümlesine tahammül edebiliriz. Bunca şehidimiz varken sanki şehitlerimiz yokmuş gibi cümle kurmasına tahammül edemeyiz. Biz bugün hüznümüze iyi gelecek cümleleri beklerken turist rakamları ve bira şişelerinin arkasında siyasi bir mukavemetin, siyasi bir şuurun, siyasi bir taassubun cümlelerini duymak, bu topraklarda her şeyimizi geriden, yeniden elimize alma imkanından bizi mahrum edecek bir hissizliğe mahkum olduğumuz korkusuyla bizi karşı karşıya getirdi. Şehitler ölmez çünkü onlar Allah katında rızıklanırlar ayetine tutunarak ayakta kalmaya çalışan bir millete bu hissizlikle nezaret edilemez. Şehitler ölmez, onlar çünkü Allah katında rızıklanıyorlardır müjdesi milletin hüznüne iyi gelsin diye milletine sarıp sarmalamak borcu altında olan siyasetin bu hissizliği memleket millet yönetemez arkadaşlar. Şehitlerimiz ölmez, iman ettik, boynumuz Allah'ın hükmüne kıldan incedir. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında görülmüştür ki şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Şehitler ölmemiştir ama devletin edebi ölmüştür. Devlet adamlığı ölmüştür. Nezaket ölmüştür. Vefa ölmüştür. İzan duygusu ölmüştür. Merhamet ölmüştür. Her türlü belayı savuşturabilir, her derde derman olabiliriz. Siyasi hatalarımızı telafi edebilir, yeniden ayağa kalkabiliriz. Ama buna nezaret edecek bir devlet dili lazımdır. Görülüyor ki milletin hüznünü paylaşmak, milletin hüznünü paylaşırken devlet sorumluluğunu taşımak mevkiinde olanların gündeminde maalesef bu hüzne alamet bir yüz ifadesi yoktur. İtibarlı siyaset, milletin derdiyle ağlarken milletini güldürebilenlerin hissesine düşer. İtibarsız siyaset, milleti ağlarken kendi hissesine tebessüm düşenlerin. Biz şimdi bugün siyaset konuşmamanın, biz bugün siyasi taraftarı olduğumuz fikirlerin arkasında yığılmamanın,
Bunlarla ilgili cümle kurmamanın edebini şehitlerimize hürmeten taşımak zorunda olduğumuz bir his olarak kendi hanemizde tutuyorsak Cumhurbaşkanlığı makamının hissesine ne düşüyor? Allah'tan devletimizin başına, devletimizin idarecilerine izan duygusu, zerafet, nezaket, merhamet, ahlak, devlet ciddiyeti diliyoruz. Bunların yoksunluğuyla karşımızda çıkmış bu devlet adamlarına tahammül gösterdiği için de milletimize sabırlar diliyoruz. Allah bunca ağır bedellerle ayakta kalmaya çalıştığımız bu coğrafyada başımıza hissedişlerimizi, hüznümüzü paylaşacak idareciler nasip etsin. Bu topraklar bu merhametsiz dille idare edilemez. Bu topraklar bu izansızlıkla idare edilemez, bu merhametsizlikle idare edilemez, bu şuursuzlukla idare edilemez. Bu dil bu memleketin yönetimine nezaret edemez. Bu memleket bu dile, bu dil bu memlekete ağır gelir. Bu tarih, bu talih, bu coğrafya, bu mesuliyet, bu siyasi ağırlaşan şartlar bu dille yönetilemez. Bu dil bu coğrafyada her geçen gün ağırlaşan şartları, omuzundaki yükü her geçen gün tahammül edilemez raddeye varan bu milletin sorumluluğunu taşıyamaz. O yüzden Allah'a dua edelim. Rabbimiz bize milletin derdine derman olacak, milletin derdiyle dertlenecek, derdi diline, hüznü yüzüne vuracak idareciler nasip etsin. Hissesine milletinin çektiği hüzünden bir üzgünlük ifadesi düşmemişliğin bu topraklarda ölümden daha çok bizi yaraladığını hiç kimse unutmasın. Şehitlerimiz var. Elbette şehitlerimiz ölmez. Lakin unutulmasın ki Allah'ın hükmüne boynumuz kıldan incedir. Lakin arkasında yetimler bırakan, arkasında gencecik dul eşler bırakan, garip gureba analar babalar bırakan bu şehitler için, geride bıraktıkları aileler için şehitler ölüyor arkadaşlar. Geride herkesin konuşmasından sonra mezarlara, mezar taşlarına oğlum diyenler kalıyor. Herkes babasıyla okul çıkışında buluşurken baba seslerinin altında hissesine hicran düşenler kalıyor arkadaşlar. Kendisini istemeye gelen damatlarına babalarının mezarını gösteren insanlar kalıyor arkadaşlar. Bir daha baba göremeyecek yetimlerin hissesine hüzün düşüyor bugün sadece zannediyorsunuz. Ömürleri boyunca herkes babalarına koşarken mezarlarına koşmak akıbeti kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bilsin ki devletin vazifesi şehitler tepesini doldurmak değildir. Devletin vazifesi yaşatma iradesiyle görünebilmektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın idealini dilinde mücehhez, müjdeleyici bir siyasi iradeye dönüştürme kabiliyetidir siyaseti ayakta tutan. Dolayısıyla biz bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nı açıklamasını yapmaya çalıştığı işler içerisindeki hüzünsüzlüğünden dolayı mahcubiyetle izledik. Onlara, milletimiz adına, bu coğrafyada ağırlaşan şartlarımız adına Allah'tan merhametli bir kalp diliyoruz. Kalp diriliği diliyoruz, izan duygusu diliyoruz. Devletimizin başına akıl diliyoruz, şuur diliyoruz, zerafet diliyoruz. Herkes aklını başına alabilmeli, herkes kalbimizde bugün hicran olarak taşıdığımız hüzne uygun bir siyasal dil kullanmalıdır. Bu toprakları bu hissizliğe hiç kimse mahkum edemez. Bu hissizlik bu topraklara yönetim anlamında nezaret edemez. Bizi bu topraklarda ayakta tutan şeyin en acı günümüzde bütün ayrı gayrı hissiyatımızı bir tarafa bırakarak birbirimize sarılma duygusu olduğu unutulmamalıdır. Bugün siyaset konuşmak, bugün siyasi münazara, münakaşa etmemek günü olduğu unutulmamalıdır. Bugün konuşmaların içerisinde kaybettiğimiz merhameti bulabileceğimiz bir siyasal gayretin içerisinde devlet millet beraberliğini ordumuzun arkasına kuvvet olarak yığacağımızın sözünü millete vermek zorundayız. Yaptığı hataların bedelini kanıyla canıyla ödemek zorunda kalmış bir milletiz. Siyasetin ferasetsizliğinin bedelini ordusunu cepheye sürerek toparlamak zorunda kaldığımız süreç içerisinde hiç değilse ordumuzun ödediği bedele hürmet hissini kaybetmemelidir siyaset.
Diplomasi dediğiniz şey savaşa varmayacak şekilde maharetle devlet yönetmektir. Savaş maharetsiz devlet yönetiminin son tercihidir. Bugün ordumuzla toplamak zorunda olduğumuz siyasi maharetsizliğin bize ödettiği onca bedele hiç değilse hürmet edecek bir kalbe ihtiyacımız var. Devletimizin akla ve kalbe ihtiyacı var. Bu hissimizle memleketimizin, milletimizin bir daha böyle acılar yaşamaması, bir daha başımıza böyle felaketler gelmemesi için akılla, maharetle, merhametle, şuurla, nezaketle idare edilebileceği bir sürecin içerisinde alın teri dökeceğiz. Bütün milletimizin başı sağ olsun.